Hoş geldiniz efendim. Gecenin bu saatinde saatimiz 23.13'ü gösteriyor ve ben tekrar sizlerin hanelerine konuk olmuş bulunuyorum. Artık arada aileden biri olduk gibi gün içerisinde bazen böyle cep yanı yapıyorum. Farklı konularla karşınıza geliyorum fakat ana yayınımız bu saatte gerçekleşiyor. Keşke daha önce gerçekleştirebilsek ama işte gördüğünüz gibi gömlekle direkt karşınıza çıktım. Üstümü değişme olanağı bile bulamadım. Dershaneden hemen eve intikal ettim ve bu şekilde karşınızdayım. Arkadaşlar, teşekkür ediyorum. İttifaklarınıza çok sağ olun. Burak Altuntaş, eksik olmayınız. Ahmetciğim merhaba. Sana ve YouTube'daki arkadaşlarıma kalbi selamlarımı gönderiyorum. Dershaneden buraya intikal ettim arkadaşlar. Biraz hızlı geldim. Evet. Bugünlerde artık siyah harici renkler giyiyorum. Gerçekten siyahlar kirlendi arkadaşlar. Daha makineye götüremedim burada. Yıkayan bir yer var Görükle'de. Evet. Kakkoşlar diyarı Elazığ'a Baskil'e de özel selam olsun. Teşekkür ediyorum. Siyah beyaz sevdiğim renkler. Takım elbise giymeyi de severim. Uzun zamandır da giyemiyordum. İşte bu havalar pastırma sıcakları insanı çarpmasın diye üstüme bir ceket alarak caddeye, dershaneye çıkıyorum. Barış Suyu Anamur'dan selamlar. Eyvallah. Aleyküm selam. Muhammed Türk güzel betimlemesin yaşadığın coğrafyayı, Trabzon'u. Arkadaşlar, evet, hepinizin diyarlarına selamlar olsun. Tabii ki yayınıma katıldığınız anda artık beni nasıl etkileyeceğinizi de biliyorsunuz. Memleketlerinizi ismiyle değil, memleketlerinizi nitelikleriyle, özellikleriyle yazıyorsunuz. Ve ben de buradan eyvallah, aleyküm selam diyorum. Serhat Kars'a da selamlar olsun. Değerli arkadaşlar, görüşmeyeli nasılsınız diyeceğim ama daha bugün görüştük saat 4-5 sularında. Efendim çalıştığım kurumun otoparkından size bir canlı yayın yaptım. Orada otomotiv sanayini anlattım. Çevredeki planlı yerleşme tipini, konut tiplerine değinmiş oldum. Ve gecenin bu saati olmasına rağmen maşallah yine telefonumun sol ekranında Instagram'da en çok izlenen canlı yayınlar arasına girmiş bulunuyoruz. Bu bir teveccühü gösteriyor. Demek ki burada güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve bu sizlerde hüsnü kabul görüyor. Arkadaşlar bu da benim adıma memnuniyet verici. Başka türlü beni yayına çekecek başka bir şey olamaz. Sizden gelen enerji, sinerji. Yarın 14 saat dersim var arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Dolayısıyla bugünkü yayını 35-40 dakikalık düşünüyorum. Hevsel Bahçeleri Diyarbakır'a selamlar olsun. Zonguldak'a Tektaş Kömürü Elbistan'a da selamlar olsun. Değerli arkadaşlarım, videoyu yüklemediniz diyen arkadaşlarım, inanın ki o kadar yoğunluk arasında fırsat bulamıyorum. Süha kardeşimden bana da henüz bir dönüt gelmedi. Gerçi başka arkadaşlar da inisiyatif alıp videoları kaydediyorlarmış. Çok güzel bir imece oluştu burada. Ama onların attığı videoyu henüz ben yükleyemedim. Çünkü birkaç gündür eve çok geç saatte geliyorum. Evet. Şimdi değerli arkadaşlarım, bugün bakın şu otomotiv sanayini anlattığım hikayemde yayınlanan şeyi arkadaşlar kalkmadan izleyin. Bir hatırlatmayı da yapayım. Bakınız ben hafıza teknikleri uzmanıyım aynı zamanda. Böyle değişik mekanlardan video çekmemin nedeni bunun hafızada daha kalacağına, daha iyi kalacağına inandığından dolayıdır. Yani bunu rastgele ve spontane gelişiyor gibi zannetmeyin. Aynı zamanda orada bir eğiticilik olduğunda son derece farkındayım. Şimdi arkadaşlar, bakınız bir açıklama yapmam gerekiyor sizlere. Otomotiv sanayi ile ilgili bugün yapmış olduğum canlı yayında orada otomotiv markaları üzerinden anlatmaya çalıştım. İşte Fiat, Renault nerede? Bursa'da. Efendim Toyota, Honda nerede? Toyota, Honda, Sakarya'da dedim. Şimdi bazı arkadaşlar orada yazmışlar. Ben tabii kamerayı elimde tutmadığım için bir öğrencimden destek istediğim için şimdi sonradan okudum yazıları. Hocam bu kadar detay çıkar mı? İşte Renault'un fabrikası nerede diye, Honda'nın fabrikası nerede diye arkadaşlar zaten ben bunu çıkar demiyorum size. Ne dedim? Marka üzerinden anlatmak daha kalıcı olur diye, aklınızda daha kalır diye o şekilde anlattım. Yoksa sana hiçbir zaman Toyota'nın fabrikası Türkiye'de nerede diye sormaz. Zaten bu yasaktır. Direkt reklama girer yani. Anlatabildim mi? Evet, değerli arkadaşlar. Şimdi hemen yayınıma geçiyorum. Özelden sormak istediklerinizi de değerli arkadaşlarım bana mesajla atın. Ben buradaki şeylere çok cevap veremiyorum. Zaten yazdığınız bazı şeylerde arkadaşlar okuyamıyorum.
Çok fazla şeyler yazıyorsunuz. Daha sonra zamanım olduğu zaman metroda buradaki bazı yazıları okuyorum. İlgilendiren, önemli dönüş gerektiren bir şey varsa geri dönükte bulunuyorum. Evet. Umarım iyi şeyler yazıyorsunuz. Bak çünkü yazdıklarınızın çoğunu okuyamıyorum arkadaşlar. Bakın bu kadar kişi yayına katılmışken bir şey daha söylemiş olayım. Ben bunları YouTube'a yüklüyorum. Sizden tek isteğim var. Lütfen zahmet olmazsa orada beğeni tuşuna bir dokunun. Bunu istemek de hakkım diye düşünüyorum. Çünkü benim bir video YouTube'a yüklemem neredeyse 3 günüm alıyor. Bu canlı yayınları yapmak hakikaten bir inisiyatif gerektiriyor. Hiç olmazsa orada beğeniye dokunun. Neden mi? Çünkü ne kadar beğeni olursa orada daha sonra izleyenlerin videoya yaklaşımı o ölçüde daha farklı oluyor. Adam bakıyor 50 dakikalık video başındaki beğeni sayısına göre video izleyip izlememeye karar veriyor. Bu bir. İkincisi videolarıma ulusal reklamlar girmeye başlamış ve baktım hesabımda 1 dolar 13 kuruş bir şey birikmiş galiba ya da reklam verirsem. Hani bu çok önemli değil ama o kadar yayını izliyorsun hiç olmazsa o da beğeni tuşuna dokun. Herhalde bu kadar şey istemek de hakkımdır diye düşünüyorum. Kıymetli arkadaşlar, platolar. Hemen başlık atın. Plato. Harita yer gösterimini en sonda yapacağız. Ben arkadaşlar evet. Platolar diye başlık atınız. Yorumlara kapatıyorum. Değerli arkadaşlarım, konu konu gidiyoruz. Geçen dersimizde ovaları anlattım. Ondan önceki dersimizde dağları anlattım. Bunlarla ilgili dilsiz haritaları çizdik. Geldik platolara. Platolardan soru gelir. Bakın size soru tarzlarını söylüyorum. Öncelikle platolardan nasıl soru gelir? Gelmiş soruları söylüyorum. Türkiye'de platolar hangi jeolojik zamanda oluşmuştur? Bunu sormuş adam. Başka? Türkiye'de platolar plato olmadan önce hangi iç kuvvetin etkisiyle yükselip platoya dönmüştür? Epirojenez bunu sormuş adam. Başka platolarda hangi ekonomik faaliyetler yapılır? Bunu sormuş. Platoların yükseltilerini sormuş ve bakın hızlı bir şekilde yayına geçtiğim için buraya yazmamışım onu da yazayım. Platoların yerini sormuş. Ya bence en zoru da buydu arkadaşlar. 2013'te gelen bir soruydu. Oğlum o münasebetle platoların yerini de bilmek gerekiyor. Kıymetli arkadaşlar, plato nedir? Çevresine göre yüksekte kalmış akarsu vadilerince yarılmış düzlükler. Bakın biz platoyu hani biraz daha detaylı çizersem böyle çizerim. Dikkat ederseniz etrafı akarsu vadilerince yarılmış düz bir alan görüyorsunuz. Ve bu alan çevresine göre nasıl arkadaşlar? Yüksekte kalmış değil mi? Şimdi platoyu ovadan ayıran özellik nedir? Ova arkadaşlar şöyle düzdür. Bakın şurası ovadır. Çevresine göre alçak. Ama plato çevresine göre yüksek. Etrafı akarsu vadilerince yarılmış. Bu düzlüklere biz ne diyoruz? Plato adeta bilgisayar tuşlarını andırıyor. Ya da Ülker Camino'ya da benzetiyorum. Burada söylemiş olayım. Şimdi öncelikle sen Platon'un ne olduğunu bil. Çevresine göre yüksekte kalmış düzlük bunu bildin. İkincisi platolar nasıl oluşur, nasıl oluşmuştur? Kıymetli arkadaşlarım bir önceki canlı yayınımda anlatmıştım. Bakınız şurası deniz. Denizlerin seviyesine yakın hafif dalgalı düzlüklere biz hangi yer şeklinin ismini veriyoruz? Hangi yer şekli diyoruz? Peneplen diyoruz. Peneplen. Şimdi peneplen seviyesine yakın hafif dalgalı düzlükler. Türkiye arazisi daha öncesinde peneplendi. Epirojenez'e maruz kalarak yükseldi. Peneplenler yükselince artık buna peneplen denemez oldu. Yeni bir isim vermek gerekiyor. O da plato oldu. Peki hocam peneplen neden yükseldi? Ben size daha önce de söyledim arkadaşlar. Bakınız burası deniz. Türkiye arazisi şöyleydi, dağlıktı. Akarsular Türkiye arazisini aşındırdığı malzemeleri getirip denizlerde biriktirerek Türkiye'yi dümdüz yaptı. Türkiye'nin üstündeki ağırlıklar denize boşalınca arkadaşlar arazi dümdüz bir hale dönünce
yani penetrene dönüşünce ne oldu? Üstündeki ağlar gidince arazi yükselmeye başladı. Yükselten kuvvet nedir? İç kuvvet epirojenez. Bunu unutma. Geçen derste de anlattım. Yükselme sonucu penetren neye dönüşmüştür? Plato. Yani tabiri caizse şunu demek istiyorum. Bugünün platoları dünün penepleniydi. Anlaşıldı mı? Bunu böyle yaz. Bugünün platoları dünün penepleniydi. Bunu bu şekilde yaz. O zaman platolar hangi jeolojik zamanda oluştu? Üçüncü zamanın sonu, dördüncü zamanın başı. Bunu üşenme, not al oraya. Dördüncü zamanın başında platolar oluştu. Oluştuğu zaman önemli. Platolar hangi iç kuvvetin etkisiyle oluştu? Epirojenez. Plato olmadan önceki hali neydi? Peneplen. Platoların en az olduğu ve en fazla olduğu bölge, direkt kitabın ortasından konuşuyorum. Platoların en fazla olduğu bölge İç Anadolu. Platoların en az olduğu bölge hangisi bakalım, tahmin et. Çevresine göre yüksek ve düz olduğuna göre düz alanların en az olduğu yer neresi? Sakın Doğu Anadolu deme, sakın. Arkadaşlar, platoların en az olduğu yer Karadeniz'dir. Evet, Karadeniz. Karadeniz hakkında ben ne diyorum? Hep vurguladığım bir şey var. Evliya Çelebi Karadeniz'e gidiyor. Kahve içiyor. Kahveyi içtim. Fincanı koyacak düzlük bulamadım diyor. Şimdi adam bunu söylüyorsa bir nedeni var. O münasebette Karadeniz'de düz arazi az, plato en az. Plato yok demiyorum. Bunu da yanlış anlama. Tamam mı arkadaşım? Gelelim platoların yükseltilerine, ekonomik faaliyetlere. Fakat ondan önce platoları oluşumlarına göre anlatayım. Sonra bu platoları detayını söyleyeyim. Değerli arkadaşlarım, platolar oluşum gruplarına göre dörde ayrılır. Şu ana kadar platolar oluşum gruplarına göre sorulmadı. Ama bu sorulmayacağı anlamına gelmez. Türkiye'de en yaygın plato grubu yatay uzanışlı platodur. Yatay uzanışlı platonun tanımı ne? Bu hiç önemli değil. Zihnini boş yere doldurmaya gerek yok. Sen şunu bil. Yatay uzanışlı platolar hangileri? Bozok platosu yaz, üşenme. Kendi elinle yaz. Cihanbeyli yaz. Haymana platosu yaz. Efendim, Obruk platosu yaz. Uzun yayla platosu yaz. Yazılıkaya platosu, ki ben bunları duyduğunuzu biliyorum. Yani siz bu konuda bence bir ön bilgiye sahipsiniz arkadaşlar. Yazılıkaya platosu yaz. Başka ne yazacaksın? Güneydoğu'daki Gaziantep platosunu, Şanlıurfa platosunu ve Diyarbakır'da yazınız. Bunlar neymiş? Yatay uzanışlı plato. Geldim aşının platosuna. Değerli arkadaşlar, aşının platosunu Marmara'da arayacaksınız. Hangisi bunlar? Çatalca, Kocaeli platosu. Bazı kaynaklar Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı buna da dahil ediyor. Bu konuda bir kafa karışıklığı var. Yine bazı kaynaklar Ordu'daki Perşembe platosunu da buraya dahil ediyor. Bunları parantez içine alıyorum. Ne olur ne olmaz, ÖSYM'nin ne kabul edeceği gerçekten bazen belli olmuyor. Milli Eğitim kaynaklarıyla da bu konuda çelişiyor. Onun için garanti olan hangisi? Çatalca, Kocaeli. Bunlar aşının platosu. Geldim Karstik platoya. Kıymetli arkadaşlarım, Karstik plato. Zaten Karstik lafını duyduğunda siz nereye gideceksiniz? Akdeniz'e. Hangi platolar? Teke ve Taşeli diyorum. Bazılarınızın tek taş dediğini duyar gibiyim. Teke ve Taşeli platoları. Neredeymiş efendim? Akdeniz bölgesi. Teke dediğimiz yer nereyi kapsıyor daha çok? Antalya'yı kapsıyor. Taşeli dediğimiz yer nereyi kapsıyor? Mersin'i kapsıyor. Geldim volkanik platolar. Arkadaşlar, volkanik olsun, lav olsun. Bunlar hepsi nerede arkadaşlar? Erzurum, Kars ve Ardahan platosu. Erzurum, Kars, Ardahan. Bakın, bunların özelliklerini vereceğim ben size. Şimdi Erzurum, Kars, Ardahan platosu nasıl volkanik hocam? Şimdi bak, plato oluşmuş. Sonra da yüzeyi volkanik malzemeyle efendim dolmuş. Yanardağların püskürttüğü volkanlar buradaki platonun yüzeyini adeta üstüne Nutella sürülmüş ekmek gibi düşün. Üstteki volkanik malzeme buradaki platonun hüviyetini değiştiriyor ve bu plato volkanik plato oluyor. Efendim, Erzurum, Kars, Ardahan platolarını diğerlerinden ayıran özelliklerden biri nedir? Arkadaşlar, buradaki ekonomik faaliyettir. Burada hangi ekonomik faaliyet ön planda?
Mera hayvancılığı ön planda. Peki buradaki platoyu diğerlerden ayıran özellik nedir? Sana soruyu nasıl soracak? Sana soruyu sorabilmesi için buradaki platoyu ya da şuradaki platoyu diğerlerinden ayıran özelliği sorması gerekecek, değil mi? Erzurum Kars Ardahan platosu diğerlerinden ayıran özellik nedir? Buradaki ekonomik faaliyet artı buranın yüzeyinin lavlarla kaplı olması artı Türkiye'nin en yüksek platolarının olması. Hatalı mı? Evet, Türkiye'nin en yüksek platoları Erzurum Kars Ardahan platoları. O zaman karstik platolar Teke ve Taşeli'yi diğerlerinden ayıran özellik nedir? Zaten karstik olması ayırıyor arkadaşlar. Bakın buradaki ekonomik faaliyet de bunları diğerlerinden ayırır. Hangi ekonomik faaliyet vardır burada? Sakın tarım demeyin. Sakın turizm demeyin. Arkadaşlar artık amatör öğrenci gibi davranmayın. Teke, Antalya, Taşeli, Mersin. Bu karstik platolar bir kere yükseltileri fazla. Burada turizmin ne işi var? Öğrencilerin çoğu Teke ve Taşeli yani Antalya ve Mersin'i duyuyor. Hocam bunlar deniz kenarıdır. Herhalde 300-500 metre var yükseltisi. Ben size diyorum bak bunların yükseltisi 1800 metre arkadaşlar. Bu sana çok iyi bir çeldirici soru olabilir. Aşağıda verilmiş olan platolardan hangisi Türkiye fiziki haritasında diğerlerinden farklı bir renkle gösterilir? Sen tutup buraya yeşil sarı dersen o zaman düşersin tuzağa. Bu platoların yükseltisi 1800-2000 metre. Buralar yayla yayla. O zaman Akdeniz'deki Teke ve Taşeli. Burada tarım yapamıyorsun. Neden tarım yapamıyorsun? Çünkü değerli arkadaşım burası karstik arazi. Karstik arazi süzgeç gibi arazi. Yani sen yağmur suyu ya da sulamayla suladığın zaman su alttaki mağaralara sızıyor. Sen buraya tarım ürünü ektiğin zaman tarım ürünü kökleriyle alttan su çekemiyor. Daha açık nasıl konuşabilirim sana? Yani buradaki karstik arazinin toprak yapısının tarıma verdiği bir zarar yok. Sadece sulama yaptığın zaman su süzgeç gibi aşağı gidiyor alttaki mağaralarda birikiyor. O münasebetle sulamanın bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla Teke ve Taşeli'nde tarım bir ekonomik faaliyet olarak ön plana çıkmıyor. Bu kadar yüksek bir yerde sen ne turizmi yapabilirsin bana söyler misin? Tarım yapamazsın. Bu kadar yükseğe sanayi de çıkmaz. Zaten ulaşım da sıkıntılı. Burada yapacağın en temiz faaliyet zaten oradakiler de onu yapıyor. Kıl keçisi yetiştirmektir. Kıl keçisi. Anladın mı? Hocam iyi de niye büyükbaş yok burada madem bu kadar yüksek? Çünkü mera yok. Nasıl yani hocam mera çayır neden yok? Çünkü arkadaşım burada yaz yağışı yok. Bir yerde meraların olabilmesi için yazları yağış alması gerekiyor. Bak konuyu görüyor musun? Hemen hayvancıkla bağlantısını kurduk. Coğrafyanın konuları böyle sarmaldır. Biri diğerle mutlaka bağlantı içerisine girer ve biz bu bağlantıyı burada kuruyoruz. Bunu bir de hayvancıkta söyleyeceğim sana tam pekişmiş olacak. O zaman Teke ve Taşeli, Karstik Plato 1. Tarım önemli bir ekonomik faaliyet değil. Neden önemli ekonomik faaliyet değil? İklim koşulları mı yoksa arazinin jeolojik yapısı mı derse kıymetli arkadaşım düşmeyeceksin. Arazinin jeolojik yapısı ya da sana jeolojik demez arazinin litolojik yapısı der. Aynı anlama çıkar. Yani buradaki karstik araziye vurgu yapmış olur. Bak sana sorunun gelebileceği kaç çeşidi söylüyorum. Bütün varyasyonları sana buradan aktarıyorum. Anlıyor musunuz? Dolayısıyla soru senin karşına hangi kılığa girerek gelirse gelsin. He ben bunu bir yerden hatırlıyorum diyeceksin. Özelden gerçekten çok fazla mesaj atıyorsunuz. Daha yayına girmeden bir arkadaşım yine atmış İskandinav ülkelerini gezmiş. Bir başkası yine diyor hocam sizin tam bas hangi sorular bütün kaynakları siz hazırlamışsınız gibi. Hayır estağfurullah öyle bir iddiam yok ama neticede ben bu anlatım tarzım ÖSYM soru tarzına göre anlatıyorum. Çünkü gördüğünüz kaynaklar da doğru kaynaklar. Dolayısıyla bak üzerinde çok durdum. Umarım anlamışındır. Teke, Taşeli, ekonomik faaliyet, kıl keçisi. Neden büyükbaş yok? Çünkü yaz yağışı yok. Çünkü mera yok. Neden koyun yok? Çünkü arazi çok dağlı. Koyunun gezebileceği bir coğrafya değil orası. Meydan kime kalıyor? Keçiye. Yoksa Akdenizlerin efendim keçiyi çok sevmesinden, keçiye çok muhabbet beslemesinden değil ha. Başka seçenekleri yok çünkü. Bir başka şey daha söyleyeyim. Öğrenci şu konuda da yanılıyor. Hocam diyor, kendime çevireyim ki arada şey olmasın. Bu arada yorumları açayım. Boşa konuşmayalım. Görüntüde, ekranda, seste bir sıkıntı varsa sizden dönüt alayım. Evet, Filiz sormuş Bursa'da hangi ders sanadesiniz diye. Özelden sorun. Bana buradan özel soru sormayın. Kıymetli arkadaşlarım, yayında şeyde herhangi bir sıkıntı var mı?
Görüntüde, sesle herhangi bir problem var mı? Cevaplarınız bana geç intikal ediyor. O münasebetle bir 6-7 saniye kadar bekliyorum. Seste, görüntüde herhangi bir sıkıntı var mı? Niye cevap gelmiyor ya? Yorumları açtık. Açmadık mı? Bir daha bakayım. Yok, açıkmış yorumlar. Umarım yayın donmamıştır. Kalpler habire gelmeye devam ettiğine göre her neyse ben diyeceğimi diyeyim arkadaşlar. Bakın size bir kez daha söylüyorum. Öğrenci şu konuda yanılıyor. Keçi en çok Akdeniz bölgesinde ya, o zaman diyor ki bu keçinin tercihi. Hayır, keçinin tercihi değil bu. Keçi her yerde yapar. Hocam Akdeniz'de makiler çok. Acaba ondan dolayı keçiler makiyi seviyordu. Ondan dolayı mı keçiler? Hayır efendim, bu keçinin tercihi değil. Bu Akdenizlerin tercihi. Daha doğrusu tercih etmek zorunda kaldıkları seçenek bu. Keçi Türkiye'nin her yerinde olabilir. Keçi her coğrafyaya uyum sağlar. Hatta bu yüzden devlet kontrolündedir. Bazı coğrafyalara fazla uyum sağlayıp ağaçlara zarar veriyor. O münasebetle Akdeniz'de keçinin olması, tekrar söylüyorum, yanlış anlamayın sakın. Keçi Akdeniz iklimine bağımlı bir hayvan değildir. Her yerde yapar ama Akdeniz'de başka seçenek olmadığı için orada yoğunluk kazanmıştır. Bunu söylemiş olayım. Sizlerden yorumlar gelmiyor şu anda. Umarım yayında bir sıkıntı yoktur, donma yoktur diye ümit ediyorum. Ve tekrar meseleme dönüyorum. Evet. Kıymetli arkadaşlarım, Akdeniz'in platolarına bakın. Bu coğrafyayı karma karışık hale getirdim. Zaten karma karışık bir coğrafya. Akdeniz coğrafyası oldukça dağlık bir alan. Burada göze çarpan iki plato. Bunlar da ekonomik faaliyeti söyledim. Yükseltiyi söyledim. Arazinin jeolojik litolojik yapısını söyledim. Özelden mesaj atanlar var, yorumlar var diye, ama ben yorumları göremiyorum. Nedense. Evet. Tamam, yorumlar geldi şu anda. Yorumları alabiliyorum. Arkadaşlar, bir şey var mı? Herhangi bir problem var mı? Evet. Arkadaşlar, kalp atanlar artık ilgilenmeyin, yorum yapmayın lütfen. Ben buradaki ekranda hep böyle nezih cümleler duymak istiyorum. Görüntüde şeyde sıkıntı var mı arkadaşlar? Görüntü, ses. Tamam. Evet, kalp atmamasını söylüyoruz ama yapabileceğimiz bir şey yok şu anda. Sürekli de bundan da zaman kaybedemem. Tekrar yorumlara kapatıyorum. Kıymetli arkadaşlarım, volkanik platoların özelliğini söyledim. Bakın bir şey daha söylüyorum size. Benim öğrencim şu konuda yanılıyor. Şimdi Erzurum Kars'ta değerli arkadaşlar, hangi ekonomik faaliyet? Mera hayvancılığı. Hocam burada çernozyum toprağı var. Niye tarım yapılmıyor? Bu birinci yanılgım. Çernozyum toprağı tarım elverişli, en kaliteli toprak ama iklim müsait değil. Bir. İkincisi, hocam çernozyum toprağının verimli olmasında Erzurum'daki lav platolarının, yani oradaki volkanizmanın etkisi olmuş mudur? Hayır. Duyman için bir kez daha söylüyorum. Çernozyum toprağının verimli olma nedeni oradaki volkanik faaliyetler değildir. Çernozyum toprağı organik madde bakımından zengindir. Mineral bakımından değil. İkisi farklı şey. Organik madde derken ben neyi kastediyorum? Organik madde derken humusu kastediyorum. Humus, oradaki meralar, çayırlar, değerli arkadaşlarım, zamanla toprağa karışıyor çünkü dağ taş çayır. Dolayısıyla onu da hak değerlendiremeyince ne yapıyor? O çayırlar toprağa karışıyor. Toprakta gübre oluyor. Organik madde diye tanımlıyoruz bunu. Aynı zamanda humus diye tanımlıyoruz. Erzurum'daki çernozyum toprağına verimli olma nedeni bu. Yoksa oradaki volkanik faaliyetler tüf falan değil. Karstik platoyu anlattım, volkanik platoyu anlattım, geldim Aşının platosu. Çatalca, Kocaeli. Gel de bunu şimdi yorum yapma. Çatalca neresi? İstanbul. Kocaeli neresi? Bak, İstanbul çevresine göre yüksekte kalan bir plato. Evet. Ya, demek ki Marmara'nın her tarafı 0 metre değil. Çatalca, Kocaeli ile ilgili sana nasıl soru gelir? Bu hangi plato grubuna girer diye soru geleceğini zannetmiyorum. Bu biraz alan sorusu olur. Coğrafya alan ya da sosyal bilgiler alan sorusu olur. Kıymetli arkadaşım, bu platonun yükseltisini bir zahmet tahmin et. Fizik haritada hangi renkle gösterilir? Yeşil renkle gösterilir. Teke Taşeli hangi renkle gösterilir? Kahverengiyle gösterilir. Erzurum Kars hangi renkle gösterilir? Kahverengiyle gösterilir.
Çatalca Kocaeli platosunda hangi ekonomik faaliyet yapılır? Buradaki ekonomik faaliyet, yani bunu sana söylemeyi gerçekten senin hafife almak olarak algılarım. Bir insan daha Çatalca Kocaeli'de hangi ekonomik faaliyet yapılır bilmiyorsa, yani bir şey demiyorum o konuda. Dolayısıyla buradaki ekonomik faaliyeti tahmin edersin. Yani burada ne yoktur diye sorar ya. Ekonomik faaliyet nedir diye sormaz. Burada tarım yoktur. Burada madencilik yoktur. Burada metalurji sanayi yoktur. Yani demir çeliğe dayalı ham maddesi Marmara'da olan bir metalik madene dayalı sanayi yoktur. Bak önemli şeyler söylüyorum. Bu alanlar bakir alanlar. Bu alanlardan soru gelmedi. Sana neyi sorabilir? Burada hangi ekonomik faaliyet yoktur? Ne yoktur? Tarım yoktur. Hocam Marmara'da tarım var ama iyi de kardeşim ben Marmara demiyorum ki Çatalca Kocaeli diyorum. Beni iyi dinle lütfen. Yani cümleleri, kelimeleri zaten seçerek konuşuyorum. Anlıyor musunuz? O münasebetle tekraren söylüyorum. Çatalca Kocaeli'de tarım önemli değil. Tarım yapacak alan yok. İnsanlar terasta, saksıda bilmem ne, nerede tarım yapmaya, soğan yetiştirmeye çalışıyor saksıda. Bu mu tarım yani? Çatalca Kocaeli'de hangi ekonomik faaliyet yoktur? Tarım yoktur. Bak hayvancılık yoktur demiyorum. Neden? Çünkü buralarda besi ve ahır hayvancılığı var. Cümleleri seçerek kullanıyorum. Ahır hayvancılığı var. Türkiye'de en çok ahır hayvancının olduğu yerdir nüfustan dolayı. Ne yoktur burada? Madencilik yoktur. Madencilik. Ve madene dayalı bir metalurji sanayi yoktur. Atıyorum bakır fabrikası yok, demir çelik fabrikası yok. Ham maddesi Marmara'da olan diyorum. Tamam mı? Sakın karıştırma. Ya da bir alüminyum fabrikası yok. Ama sen ne yapıyorsun bazen? O Marmara'da her şey vardır diye saldırıyorsun soruya. Hayır efendim, bazı şeyler yok. Şimdi aşının platoları Çatalca, Kocaeli'yi söyledim. Perşembe platosu nerededir arkadaşlar? Perşembe platosu Ordu'dadır. Ordu'da Perşembe platosu bulunur. Tabii Şebin Karahisar'ı da buraya ekleyebiliriz. Aşının platolarını geçtim. Türkiye'nin en alçak platolarıdır dedim. Ekonomik faaliyet yönüyle diğerlerinden farklıdır dedim. Yatay uzanışlı platolara geldim. Kıymetli arkadaşlarım, yatay uzanışlı plato Bozok, Cihanbeyli, Haymana, Obruk, Uzunyayla, Yazılıkaya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. Bir kere şunu başta söyleyeyim. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır'ın yükseltisi 500 ile 1000 metre arası. En başta bunu bir söyleyeyim de temizinden bunu bir yaz. Gözünü seveyim. Sen şunu karıştırıyorsun. Güneydoğu'yu hala yüksek zannediyorsun. Dilimizde tüy bitti. Güneydoğu İç Anadolu'dan daha alçak diyene kadar. Diye diye. Şimdi Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. Bunlar Güneydoğu'da mı? Evet. Yükseltileri 500 ile 1000 metre arasında mı? Evet. Fizik haritadan hangi renkte gösterilir? Sarı. Geldim ekonomik faaliyet. Ne var burada? Ne var? Tarım var. Hayvancılık var. Sana tutup da ne tarımı var diye sorarsa bunu da zaten eski videolarımda anlattım. Yeni videolarda kısmet olursa tekrar çekip anlatacağım. Ama bir kez daha söylüyorum. Sana buranın özellikle yükseltisini sorar. Buradaki ekonomik faaliyet tarım ve hayvancılık diye özetle. Hangi hayvancılık? Büyükbaş mı, küçükbaş mı? Küçükbaş. Ne var? Koyun var. Geçtim. Yatay uzanış platosu Bozok platosu. Bozok nerededir? Yozgat. Bak ismini bileceksin arkadaşım. Bunun hangi ilde olduğunu da söylüyorum. Yozgat Bozok Üniversitesi var orada değil mi aynı zamanda? Bozok platosunun özelliği Türkiye'nin en büyük platosu. Yer kalmadığı için artık şuralara sığdırıyorum. Bozok Türkiye'nin en büyük platosudur. Not al. Cihanbeyli nerede? Konya'da. Nerede olduğunu bileceksin değerli arkadaşım. Bak İç Anadolu platolarının santim santim bilmen gerekiyor. Adam bunu sordu ya yerini sordu. Haymana platosu nerede? Ankara. Ankara'nın bağları. Obruk platosu nerede? Konya. Uzunyayla platosu nerede? Bunu az sonra göstereyim. Harita üzerinde göstereyim. Fakat ondan önce İç Anadolu'daki şu platolarla ilgili şunu not al. Ben dediğim gibi yerim kalmadığı için şuraya yazıyorum. Sen de yaz. Yükseltileri ortalama 1000 ile 1500 metre arası. He. Oya kaç yazdım? 500 ile 1000 metre arası. 1000 ile 1500. O zaman fizik haritada hangi renkte gösterilir? Turuncu dediğini duyar gibiyim. Umarım öyle diyorsundur. Yazdın mı? Evet. Peki burada hangi ekonomik faaliyet yapılır İç Anadolu platolarında? Evet. Şuraya yazıyorum. Sen daha düzgün yaz. Tahıl tarımı. Bak direkt hangi tarımın yapıldığını söylüyorum. Tarım ve hayvancılık. Hayvancılığın hangi dalı? Koyun. Anlaşıldı mı olay? Peki hocam İç Anadolu platolarında İç Anadolu platolarında koyunun yetişmesi oranın fiziki koşullarıyla ilgili midir? Evet, ilgilidir.
Neden? Çünkü arkadaşlar koyun düz arazi ister, platolarda düzdür. Koyun engebeli arazide gezemez. Koyun fazla yağıştan hoşlanmaz. En az yağış alan, dolayısıyla en düz bölgemiz İç Anadolu olduğuna göre koyunun orada bulunması manidar değil mi? Evet. O zaman sen şu çıkarımı yapman lazım. Türkiye'de hayvancılık faaliyetleri fiziki koşullardan etkilenir. Yer şekilleri ve iklim koşullarından etkilenir. Evet. O zaman bu açıklamaya göre koyunun en az nerede olması gerekir? Sen hiç sektirmeden, durmadan, efendim zaman kaybetmeden ne demen lazım? Karadeniz. Türkiye'de koyunun, Karadeniz derken Doğu Karadeniz'i kastediyorum, en az olması gereken yer Doğu Karadeniz. Neden? Hem yağış fazla hem de arazi çok engebeli. Diyorum bunu ben. Öğrenci bana diyor ki hocam ben geçen hafta bir tane gördüm Doğu Karadeniz'de. La havla çekiyorum. Ya ben hiç yoktur demiyorum zaten. En az olması gereken yer, en az olması gereken coğrafya orasıdır. Çünkü koyunun istediği koşullar değil. Aşırı yağış olduğu için bu hayvan yünleri çok fazla ya. Yağış yediği zaman zaten iyice ağırlaşıyor. O yünler suyu çektiği zaman öyle düşün. Hayvanın yaratılışı gereği engebeli arazide gezemiyor. Yani daha mülayim, daha sakin bir yapısı var. Keçi gibi akrobatik bir yapıya sahip değil. Dedim, bu açıklamadan sonra İç Anadolu platolarında bu iki ekonomik faaliyet ağırlıktadır. Başka bir şey yapılmaz demiyorum. Sanayi de var tabii ki, o ayrı mesele. Ama ağırlıkta bu. Fiziki artıda hangi renkle gösterileceğini söyledim. İç Anadolu platolarını ve geçiyorum kıymetli arkadaşlarım hemen dilsiz harita çizimine. Benim yayınımı takip eden arkadaşlar, artık sizler ne derler ona, eskilerin bir sözü vardır. Lazımı gayrı müfarık derler. Lazımı gayrı müfarık. Evet, size böyle arada bazı Osmanlıca'ya hayran bir insanım ben arkadaşlar. Şu uyduruk Türkçenin bazı kelimeleri kullanmaktan ve kullananlardan gerçekten uyuz oluyorum kullananlara karşı. Hitabet sanatının, yani hitabet de bir yetkinliktir. Ve üniversite mezunu bir insan konuştuğu zaman az çok kelime haznesi karşıdakine meramını anlatacak düzeyde olması lazım. Lazımı gayrı müfarık ne demek? Yani sizden ayrı düşünülemez. Sizin lazım olan, yanınızda olması gereken bir eşyanız. Nedir o? Dilsiz harita. Şimdi değerli arkadaşlarım, bir görüntüde bulanıklık var herhalde. Çekeyim, bunu geri çekeyim. Tekrar buraya döneyim. Evet. Şimdi evet, kalemlerimi çıkarıyorum. Siz de çıkarın. Çok önemli platoların yeri. Soru geldi. Nasıl geldi biliyor musunuz? Hakikaten bunu sormak da biraz vicdansızlıktı bence, ama bunu sordular. Ve birçok soru diyorum. Birçok kişi o soruda döküldü. Hangi soruyu sordular biliyor musunuz? Kıymetli arkadaşlar, sordukları soru şuydu. Karabük'ten, yani şuradan Konya'ya gelen bir kişi, şurada Karabük, şurada Konya'ya sırasıyla hangi dağlardan ve hangi platolardan geçer diye sordu. Al sana soru. Ben zaten bu soru çıkar çıkmaz hemen bununla ilgili hafıza tekniği geliştirdim. Platolarla ilgili hafıza tekniği de var, ama bunu bu akşam vermeyeceğim arkadaşlar. Başka bir yayınımızda veririz. Zaten acelemiz yok. Uzun bir zamanımız var. Bunları kısmetse başka yayınlarda aktaracağım size. Aktarabildiğim kadarıyla. Şimdi kalemlerimizi aldık. Arkadaşlar, ben İç Anadolu'nun platolarını öncelikle çizmek istiyorum. Burada yorumları açacağım çünkü görüntü bulanıklaşıyorsa sizden dönüt almam gerekiyor. Görüntüde bir sıkıntı var mıdır? Evet, şu anda bulanıklık gitti galiba. Arkadaşlar, şuraya hemen çizin. Hangi plato? Şu anda bulanık değil galiba. Arkadaşlar, şuraya Obruk platosu yazın hemen. Tuz Gölü'nün güneyinde. Tuz Gölü'nün güneyinde. Evet, Obruk platosu. Hemen şuraya. Evet, şu anda net olduğunu biliyorum ben de. Tamam. Arkadaşlar, şuraya hemen bakın, turuncu renk kullanıyorum. Çünkü buradaki platolar turuncuyla gösterildiği için siz de turuncu renk kullanabilirsiniz. Hangi plato arkadaşlar? Burası Cihanbeyli platosu. Evet. Konya sınırları içerisinde. Tuz Gölü'nün kuzeybatısı. Şurada hangi plato var arkadaşlar? Evet, bilmeniz gerekiyor. Haymana platosu. Haymana Ankara sınırları içerisinde. Sınavda neyi sormuştu? Karabük'ten Konya'ya gelen bir kişi.
Şimdi Karabük'ten geliyorsa bu kişi şıklarda Küre Dağları, Köroğlu Dağları vardı. Dolayısıyla Küre Dağları'ndan geçmiyor. Arada Köroğlu Dağları'nı atlıyor. Bak Haymana'dan geçiyor, Cihanbeyli'den geçiyor ve Konya'ya geliyor. Şıklarda Obruk da vardı. Bak birbirine ne kadar yakın. Adamlar bu kadar detay sorabiliyor. Dolayısıyla ben de bir öğretmen olarak, kişisel gelişimi önemseyen bir öğretmen olarak kendimi güncellemem lazım. Bununla ilgili hafıza tekniğini üretip öğrencimin önüne sunmam lazım diye düşündüm ve bunu ürettim. Şimdi Haymana ve Cihanbeyli. Haymana arkadaşlar Ankara. Bunlarla ilgili hepsini tamamlayıp ondan sonra gerekli açıklamayı yapayım. Arkadaşlar Bozok nerede? Bozok şurada arkadaşlar. Yozgat Bozok Üniversitesi. Evet. Yorum yapmayın. Sadece görüntü arada gidiyorsa sizden dönüt almak için yorumları açık bırakıyorum. Bozok neresi? Yozgat. Özelliği neydi? En büyük platoydu. Arkadaşlar, İç Anadolu plato bakımından çok zengin. İç Anadolu platolarından bir de uzun yayla platosu var ki. Evet, Malatya'dan Esra. Merhaba, hoş geldin yayınıma. Bu arada bir arkadaşıma da burada dokundurmak istiyorum. Dershanede eti pufunu yiyip yarımını önüne koyup ki benim eti pufa karşı gerçekten zaafım var. Ders içerisinde akışımı bozan arkadaşıma da selamlarımı iletiyorum. Bana hala getirmedi. Şimdi Bozok platosunu yazdınız mı? Değerli arkadaşlar, yorumları siz kapatın orada. Ekrana bir kez boşluğa tıklayın. Şuraya bir plato çizin. Şöyle biraz daha uzun bir şey olsun. Çünkü bu platonun adı Uzun Yayla. Arkadaşlar, Uzun Yayla platosunun bakın şöyle yazıyorum. Siz yorumları kapatamıyor musunuz arkadaşlar? Peki o zaman ben kapatıyorum. Bak şuraya yazdın mı? Uzun yayla platosunu yazacağız. Uzun yayla. Bak uzun kısmı İç Anadolu'da kalıyor. Yayla kısmı Doğu Anadolu'da kalıyor. Tamam. Uzun yayla platosunun yarısı İç Anadolu, yarısı Doğu Anadolu. Yazdınız mı böyle? Evet. Yarısı İç Anadolu, yarısı Doğu Anadolu. Uzun yayla platosu. Uzun kısmı İç Anadolu'da kalıyor. Bunun benzeri bir de Ege'de var arkadaşlar. Ege'de. Burada da bir plato çiziyorsunuz. Bu platoda arkadaşlar Yazılıkaya platosunun yazılı kısmı Ege'de kalıyor. Kaya kısmı İç Anadolu'da kalıyor. Dolayısıyla yarısı Ege, şurası İç Anadolu. Yazılı Kaya. Anlaşıldı mı? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 platoyla İç Anadolu şampiyon 6 platoya sahip. Geçtim diğer platolara. Efendim şurası neresi? Çatalca şurası. Pardon burayı yeşil renkle çizeceğim. Çünkü bu yeşil renkte gösterilir fiziki haritada. Siz de yeşil kullanın. Koyu yeşil geçti elime. Arkadaşlar hangi platoları bunlar? Çatalca ve Kocaeli. Yazdınız mı? Evet. Geçiyorum değerli arkadaşlar. Evet size sormak istiyorum. Acaba Akdeniz'in platoları hangi renkle gösterilir? Kahverengiyle. Teke platosu ve şurada Taşeli platosu kahverengiyle gösterilir. Ben de kahverengi çünkü ortalama yükseltisi 1500 metrenin üstünde 1800 metre hatta 2000 metreye kadar çıkıyor. Efendim hangi plato var burada? Taşeli ve Teke. Bunlarla ilgili hafıza tekniğini sonra vereceğim ama en basitinden tek taş diye kodlayabilirsin. Karstik arazi yükseltisi 1500 metrenin üstünde olduğu için kahverengi tonla gösterdim. Bakın bu renk tonlarından ben size ne dedim? Aşağıdan yukarı doğru. Yeşil, sarı, turuncu, kahverengi. Baş harflerinden yastık yapabilirsiniz. Daha önceki yayınlardan söylemiştim size. 0500, 500.000, 1000, 1500, 1500, 2000. Arkadaşlar geçtim Güneydoğu'ya. Şimdi Güneydoğu'nun platoları 500 ile 1000 metre arasında. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep. Şurada Gaziantep. Şurada Şanlıurfa. Şurada da Diyarbakır. Bunları sarıyla çizdim çünkü yükseltileri 500 ile 1000 metre arası. Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır platolarını çizdik ve geldik Erzurum, Kars, Ardahan. Buraya kısaca Eka diyorum değerli arkadaşlarım. Şu alan buraya da ayrı ayrı çizin siz.
Ben EKA diye kısaltıyorum. Erzurum, Kars, Ardahan. Burası da platoların yükseltisi 1500 metrenin üstünde. Değerli arkadaşlar, Şebinkarahisar ve Ordu'da Perşembe platoları Perşembe ve Şebinkarahisar. Şebinkarahisar Giresun'un ilçesidir aynı zamanda. Şebinkarahisar merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in memleketidir. Şebinkarahisar. Tabii burada siyasi meseleye girmiyorum. Yanlış anlamayın. Aramızda bazı böyle denk geliyor işte. Az da olsa niteliksiz elemanlar denk geliyor. Benim en çok hayatta muzdarip olacağım şeylerden biri niteliksiz insanlarla aynı ortamı paylaşmak. Beni takip eden kitle gerçekten az olsun ama nitelikli olsun, kalifiye olsun. Şimdi şöyle diyecek. Ya işte hoca burada siyaset yaptı. Rahşan Ecevit dedi. Arkadaşım benim böyle bir derdim yok. Benim amacım burada hafıza tekniğini vermek. Neden? Bir metafor kullandım. Ve sen artık bu metaforu unutmayacaksın. Şebinkarahisar dediğin zaman Rahşan Ecevit hemen oraya ne yapıyorsun? Bir yaşanmışlık, bir metafor ekliyorsun ve akılda kalıcı oluyor. Anlaşıldı? Bugünkü otoparkta yaptığım yayında da öyle. Araba markalarının reklamını yapmak değil benim amacım. Fakat bu markalarla karşılaşıyorsun her yerde. Karşılaştıkça benim o sözlerim aklına gelecek. Fabrikasının nerede olduğunu hatırlayacağım ve Türkiye'de bu markalar üretiliyor. Sana markayı sormayacak yoksa. Otomotiv sanayini aklında tutmuş olacaksın. Zaman zaman bu tür açıklamaları yapmam gerekiyor. Çünkü böyle bazen çapsız yorumlar oluyor. Onlara cevap vermeye tenezzül edemiyorum. Buradan toplu olarak söylemiş oluyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım, Şebinkarahisar ve şurada da Perşembe platosu var. Perşembe, Ordu, Şebinkarahisar, Giresun söylemiş oldum. Efendim ne kaldı? Arkadaşlar bir de Yazılıkaya Ege'de ya, hani Bayat platosu var Uşak'ta. Onu da söylemiş olayım. Bayat platosu sarı renkle göstereyim. Bayat diye geçiyor. Bunu da söylemiş olayım Uşak'ta ekstradan. Efendim Karadeniz'i yaptık. Güneydoğu, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Marmara'nın platolarını yaptık. Herhalde eksik bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Bakayım yine de emin olamadım arkadaşlar. Gecenin bu saati yoğun bir ders programından geldim. Yarın da 14 saat dersim var. Allah yardımcım olsun. Allah bana dua edin bu konuda. 14 saat dile kolay. Evet. Arkadaşlarım ekranı tutuyorum. Bu arada diyecek bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Evet. Kıymetli arkadaşlar, bugünkü ilimizi de gösteririm. Evet, alın bakalım önünüze Türkiye dilsiz haritası, iller haritasını hangi illeri göstereceğiz? Biraz hızlı olmanızı istiyorum. Efendim en son Kocaeli'yi göstermiştik. Kocaeli hakkında bazı şeyler İpraşlı Dil Obası'nı otomotiv lastik sanayini söylemiştim. Hemen yanı başında ne var? İstanbul. İstanbul hakkında o kadar çok söylenecek şey var ki bunu ayrı bir yayın gerekiyor zaten. O yüzden söylemiyorum. Sadece şunu görün. Bak İstanbul küçücük bir il aslında. Yüz ölçüme baksana İstanbul bizim Elazığlıların tabiriyle bir kırtık bir il. İstanbul'un alanına bak, bir de Balıkesir'e bak, Bursa'ya bak, Konya'ya bak. Şimdi bu harita sana ne sağlıyor biliyor musun? Niye bunun göz önünde olmasını istiyorum? Çünkü adam sana şöyle bir soru sorabilir. Aritmetik nüfus yoğunluğunu sorabilir. İllerin yüz ölçümünü sorabilir. Tabii en büyük iller göz önündedir. Hani Konya, Ankara, efendim Sivas, Antalya bunlar büyük illerdir. Bakıyorsun Erzurum, değil mi? Hani Şanlıurfa'da hatırı sayılır oranda büyük. İstanbul küçük bir il arkadaşlar. Bir de 16 milyon nüfus yığılmış. Dolayısıyla aritmetik nüfus yoğunluğu adeta patlama düzeyine gelmiş. 3500'e çıkmış aritmetik nüfus yoğunluğu. Türkiye ortalaması 114 olmasına karşın. İstanbul hakkında dediğim gibi başka bir şey söylemiyorum. Sadece yüz ölçümü küçük onu bilin. O ayrı bir yayın konusu. Arkadaşlar burada hangi il var? Kırklareli'yi yazın. Kırklareli. Şurada Tekirdağ mı var, Edirne mi var? Hadi söyleyin bakalım. Tekirdağ mı, Edirne mi? Yorumları tabii açık değil. Neyse ona zaman kaybetmeyeyim. Kendim yazayım. Tekirdağ. Tekirdağ deyince ne gelecek aklınıza dersem tahmin ettiğim şey geliyordur herhalde. Ne tahmin ediyorum? Evet, köfteyi tahmin ediyorum tabii ki. Efendim şurası da Edirne, Serhat şehri. Bu da sınavda çıktı. Serhat şehri Edirne. Bakın ben size burada bir püf nokta vermek istiyorum. Size sorulursa
Tekirdağ'ın efendim Trakya'daki illerin Tekirdağ'ın efendim Karadeniz'e kıyısı var mıdır? Vardır. Bak arkadaşlar çok ince bir yerden Karadeniz'e kıyısı var. Tekirdağ bu çok spesifik bir bilgi. Bunu not ediniz. Çok ince daracık bir alandan Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı var. Aynı zamanda Marmara Denizi'ne kıyısı var. Görüyorsunuz. Edirne'nin de Ege'ye kıyısı var. Midye Enes çizgisi derler ya. Şurada da Saros Körfezi. Türkiye'nin en temiz körfezlerinden biri. Edirne hakkında bir sürü bir şey söylenebilir. Sınır ilidir. Edirne Selimiye Camii söylenebilir. Kırkpınar Güreşi söylenebilir. Bu da bizim kültürel coğrafyamızla ilgili bir özelliktir. Edirne, Trakya'nın iç kesimleri pirinç tarımı, ayçiçeği tarımı hiç söylenmez mi? Söylenir. Tekirdağ'da Türkiye'nin en büyük limanı açıldı. Asya Port açıldı. Ben tabii şu anda yazamıyorum. Siz daha sonra yayını tekrar dinleyip yazın arkadaşlar. Tekirdağ'ın arkadaşlar Büyükşehir Belediyesi oldu. Neden? Çünkü artık İstanbul İstanbul'a sığmıyor. Tekirdağ'a doğru taşıyor arkadaşlar. Özellikle Çorlu İstanbul'un adeta bir hinterlandına dönüşmüş durumda. Lojistik besleme alanına dönüşmüş. Kırklareli arkadaşlar. Kırklareli deyince nevi? Kırklareli gelişmemiş bir yerdir. Yani Marmara'da en az gelişmiş il Kırklareli'dir. Neden? Çünkü çok kıyıda köşede dipte kalmış. Artı burada Yıldız Dağları'nda buranın gelişimine olumsuz etkisi var. Aslında çok dağlık bir alan değil. Bakın çok dağlık bir alan değil ama daha çok yollara sapa kalıyor. Yani Avrupa'dan gelen E5'e çok uzak kalıyor. Yoksa buradaki Yıldız Dağları'nın yükseltisi 1031 metre en yüksek yeri. Ya 1031 metreye Doğu Anadolu'da ovalar oluyor. Konya Ovası bile 975 metre düşün yani. Onun için şu yanlışlıkla da kurtulun. Burası sanki çok dağlık. Yani çevresine göre dağlık. Yoksa ortalama yükseltisi fazla değil. 1000 metrenin üstünde değil. 1031 metre yani az üstünde. Ne çıktı sınavda? 2017'de hangisinde yaylacılık yapılmaz? İşte Kırklareli Yıldız Dağları'nda yapılmaz çünkü yükseltisi az. Kırklareli deyince arkadaşlar İğneada Longozlarını bileceksiniz. Bakın bunu önemsiyorum. O yüzden yazıyorum. Kırklareli İğneada Longozları önemli. Longoz ormanları. Bunu daha sonra açıklarım. Yine İğneada'da yeni bir nükleer santralin temeli atılacak. Bunu da not alın. İğneada nükleer santral. Bunu da not alınız. Evet, Kırklareli'de cam fabrikası var. Bunu da not alınız. Zaten bir tane fabrika var, bir zahmet bilin. Kırklareli merkezde demir yolu yok ama Lüleburgaz ilçesinde var. Kırklareli'nin Alpullu ilçesinde ilk şeker fabrikası açılmış. Bunu da söyleyeyim. En azından zihninize kaydedin bunları. Diyorum. Değerli arkadaşlar, Edirne hakkında başka ne söylenebilir? Aynı zamanda Yunanistan sınırımızı oluşturur. Meriç Nehri aradan geçer. Kapıkule sınır kapısıyla bağlantı sağlanır. Kapıkule en işlek sınır kapımızdır. Meriç Nehri sık sık taşar. Adeta Edirne'nin coğrafyasında Meriç ve Pirinç efendim hükmetmiştir. Yani Meriç ve Pirinç ile anılacak bir şehirdir. Edirne, UNESCO'nun koruma altına aldığı Selimiye Camii de bu ilin sınırları içerisindedir diyorum. Daha diyecek çok şey var. Müsaadenizi isteyeceğim. Artık konuşma sesim, boğazım tahriş olmuş durumda. Bugünlük bu kadar yeteceğini düşünüyorum ama yayını bitirmeden sizden bir geri dönüt almak istiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bir soru cevap yapalım ondan sonra yayını bitirelim. Türkiye plato bakımından zengin midir? Evet. Platolar en çok hangi bölgede bulunur? Hemen söyleyin bakalım bana. Platoların en fazla bulunduğu bölge İç Anadolu bölgesi. Platoların en az olduğu bölge hangisi? Anlattıklarımı arkadaşlar hızlı bir şekilde tekrar edelim. Böyle yatın. Belki de rüyanızda görürsünüz. Unutmayın bakın size yeni bir teknik söylüyorum. Yatmadan önce yapılan tekrarlar akılda kalıcı olur. Yatmadan önce yapılan. Yatmadan ya 5 dakika yapıyorsan 5 dakika yap. En güzeli 10 dakika tekrar yap. Aklında kaldığını göreceksin. Platoların en az olduğu bölgemiz Karadeniz. Neden? Çünkü çok dağlık. Türkiye'de platolar hangi jeolojik zamanda oluşmuştur? Söyleyin bakalım. Türkiye'deki platolar hangi jeolojik zaman? Üçüncü zamanın sonu, dördüncü zamanın başı. Türkiye'deki platolar plato olmadan önce neydi? Plato olmadan önce peneplendi. Sonra yükseldi. Onu yükselmeye maruz bırakan iç kuvvet hangisidir? Orojenez midir? Deprem midir? Yani seizma mı diye sorar. Epirojenez midir? Volkanizma mıdır? Hangisi epirojenezdir? Tuz Gölü'nün güneyinde hangi plato var? Bakmadan söyleyin bakalım. Evet, Tuz Gölü'nün güneyinde hangi plato var? Bakmadan söyleyin. Obruk platosu. Evet. Batısında hangi plato var Tuz Gölü'nün? Cihanbeyli. Kuzey batısında hangisi var?
Kuzeybatısında arkadaşlar Haymana platosu var. Yozgat'ta ne var? Kuzeydoğusunda Bozok. Özelliği ne? Türkiye'nin en büyük platosu. Doğu Anadolu ile İç Anadolu arasında sınır olan plato hangisi? Yazılı kaya mı, uzun yayla mı? Uzun yayla diyeceksin. Uzun kısmı İç Anadolu, yayla kısmı Doğu Anadolu'da kalıyor. Yazılı kaya platosu yarısı Ege, yarısı İç Anadolu. İç Anadolu'nun platolarının ortalama yükseltisi kaçtı? 500 ile 1000 mi, yoksa 1000 ile 1500 mü? İç Anadolu ortalama platosu, evet, 1000 ile 1500. Fiziki haritada hangi renkle gösterilir? Turuncu renkle. Zaten biz de buraya haritaya turuncu renkle çizmiş olduk. Artı Güneydoğu'nun platoları kaç metreydi? 500 ile 1000 metre. Hangileri? Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep. Hangi ekonomik faaliyetler yapılırdı burada? Tarım ve hayvancılık yapılırdı. Erzurum'un platoları, daha doğrusu Doğu Anadolu'nun platoları özelliği neydi? Doğu Anadolu platoları özelliği Türkiye'nin en yüksek platoları olması, yüzeyinin lavla kapılmış olması. Her zaman lav deyince engel olamıyorum, aklıma Nutella geliyor, ekmeğe sürülmüş Nutella. Hangi ekonomik faaliyet yapılır Doğu Anadolu platolarında değerli arkadaşlarım? Hangi ekonomik faaliyet yapılır? Mera hayvancılığı, tarım için müsait değil. Geçtim Akdeniz'in platolarına. Akdeniz'in platoları hangileri? Teke, Taşeli. Taşeli neresi? Mersin. Teke neresi? Antalya. Hangi ekonomik faaliyet? Hayvancılık. Hangisi? Kıl keçisi. Neden koyun yok? Arazi çok dağlık. Neden büyükbaş yok? Çünkü mera yok. Mera neden yok? Yaz yağışı yok. Yazlar kurak geçiyor. Anlatabildim? Efendim, burada bir de mağara turizmi de olabilir. Bunu da ekleyebiliriz arkadaşlar. Fakat tarım yok, turizm yok, sanayi yok. Bunu bir kere böyle belleyin. Tek taştan da hatırlayın. Hangi yükseltileri ne kadardı? 1800 metre. Eminim birçok kişinizin bu gece sırf bunun için yayına bağlanmıştı. Bunu öğrenmiş olsam bile değer. Akdeniz'in platoları yüksektir arkadaşlar. Kahverengiyle gösterilir. Türkiye'nin en alçak platoları neresidir arkadaşlar? Türkiye'nin en alçak platoları tabii ki Çatalca, Kocaeli diyorum. Ve bugünkü yayınımı burada bitiriyorum. Evet, Taşeli ve Teke aynı zamanda nüfusun en seyrek olduğu yerlerdir. Onu da eklemiş olalım. Tabii ki Yıldız Dağları'nı da nüfusun en seyrek olduğu yerler arasına ekleyelim. Kıymetli arkadaşlarım, fırsat buldukça sizlerin karşınıza geçmeye çalışacağım. Yayına bağlanmadan önce bir de şey girdim, orada paylaşım yaptım. Eğitimdeyiz biliyorsunuz. Orada yayınlarım olacak, canlı yayınlarım. Orada Türkiye'nin gerçekten güçlü bir kadrosuyla artık belli bir kesime hitap edeceğiz. Oradaki yayınlarım sizlerle belki buluşmalarımı azaltabilir, seyreltebilir. Ama imkan oldukça buradaki samimiyeti, buradaki sinerjiye ayrı bir değer veriyorum. Gerçekten Türkiye'nin her yerinden tanıdık artık insanlar var. Artık bir nevi birbirimizi hemhal olduk derler eskilerin ifadesiyle. O münasebetle fırsat buldukça size bağlanacağım ve bana hazır olun. Ben herhangi bir mekandan, herhangi bir zaman aralığından canlı yayın yaptığımda mutlaka izleyin. Hikayemden de olsa izleyin. Emin olun ki o mekanda yapılan yayın akılda daha kalıcı oluyor diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Kendinize iyi bakınız. Saatimiz 24 ve yayında 300 kişi bu saatte. Allah emeklerimizi boşa götürmesin arkadaşlar. Buradan sorduğunuz çoğu şeylere ben cevap veremiyorum. Ne yazdıklarınızı da okuyamıyorum. Bana özelden yazabilirsiniz. Geç de olsa geri dönüş yaparım. Şayet önemli bir şey varsa. Nerelisiniz diyen arkadaşım herhalde yeni Elazığlı olduğumu bir kez daha söylemiş olayım. Efendim hayırlı akşamlar, iyi çalışmalar. Bulunduğunuz coğrafyaya da selamlar diyorum. Eyvallah, beyaz renk yakışmış diyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Evet. Tekrar görüşmek üzere.